Zaten Netflix'in en az puan alan işiymiş Türkler arasındaki. Kolay değil. Uçağa tekmeyle gireceğim. Kuş da izlemiş bu arada birkaç bölüm belli. Çok özür dilerim. O yok ilk başta 10 dakikanız var ya. Canını yiyebilir biliyor musun? Ne oldu ki? Bir şey kaçtıysa özür dilerim yani. Yok kayıt şey olmuş. Kayıttan çıkmış. Ne şakam vardı benim oraya? Yok abi. Şu an kayıtta mıyız peki? Evet. Tamam bu kısımlar daha komik. Bu kısımdan başlarız azdan. Clippers'tan özür dilemiyorum. Kayıtta değilken diledim. Ben kayıtta değilken söylediğim şeyin tekrar arkasındayım. Bu ülkeye göre bir program değil bu. Balkanlarda yayına girmeliyiz. Balkanlar rahat mı ya? Ya bilmiyorum. Balkanlarda o altyazıyla girmeliyiz. Ergin Ataman işinden yediğimiz linç makara mı ya? Ama senin kabahatin. %100 sana yazar. Hoca altına imza mı? Başta basket topuyla Ergin Ataman hakkında görüşler falan diye atıyor. Keyfinin izleyicisi Keyfinin, yani YouTube bir vücutsa Keyfinin ne deliği olduğunu bilen bir seyirci. Ona göre geliyor buraya. Biz zaten bu kanalın kokoreciyiz. Başka bir lezzetiz biz ya. Adam zaten diyor ki ya burada bir rezil bir sohbet dönecek 45 dakika. Adam şöyle gelmiyor ki. Ya ben bugün yemeğimi alırım önüme. Keyfiyi açarım. Euroleague. Keyfini yaşarım falan diye gelmiyor ki herif. Hakikaten. Feel devotion diye gelmiyor ki herif. Herifin geldiği yer ya burada iğrenç bir şey dönecek. Ben de bu iğrençliğe niye eksik etmiyorum ki? Adam bizim kulübü bir atmış. Ergin Ataman hakkında görüşler. Benim o hareketler. Sakil sakil hareketler. Ergin Hoca, Ergin Hoca, Ergin Hoca tayfayla bittik ya. Koptuk. Senin kahkahalara kurulan bir kitle. Çok gülüyor bu adam. Bana o denk geldi. Abi bu ülkeye göre değil bak. Bu ülkeye göre harbi bu Neşe Fazla. Biz bu bölüm ciddiye atalım ya. Yok hiç ciddiye konuşacakmış. Benim hiç notum yok. Ne uçağa bindim ne bir şey yaptım. Ben yarın biniyorum uçağa. İspanya'ya gideceğim. Normalde İspanyollar Akdeniz insanı çok sıcak falan filan diye hiç yani gideceğimiz yerlere bile eşim çalıştı. Dün birkaç vlog izledik. İnanılmaz bir millete gidiyorum. Katıya İngilizce konuşanın anasını avradına sövme var belli. Bir tane yere gittiler. Hesap isteyemedi çocuklar. Paranın üstünü bıraktı kaçtı. Çok sıkıntılı bir millete gidiyorum. Barcelonalılar öyleymiş. Madridliler biraz daha cana yakınmış. Barcelona'da yaşayan keyfi izleyicisi kardeşlerim. Bana bir 10 cümle neler var ezberletin yoksa büyük sıkıntı var. Hakikaten hiç İngilizce konuşulmuyormuş. Peki İspanyolca konuşuluyor muymuş? Yani en azından ona bir ya bir tane yere gidiyorlar. Yani katılınca topu varsa Barcelona'da hiç geçmiş olsun anlaşılamamadık. O zaten öyle. Gidiyorlar mekana hesap isteyemiyorlar. Pardon sipariş veremiyorlar başta. İşte 3 kişiler kadın sinirleniyor. Yani speak English ulan hani ya 2 tane şundan. Parmakla göstereceğim. Arkada bir tane müşteri şey diyor. Yani sipariş verecek kadar da öğrenseydin diyor mesela. Bir de öyle bir durumda ben tekme tokat girerim mesela. Hiç hanımın yanında falan dinlemem. Hıyar ağası sen buranın TDK'sı mısın der girerim. Çok keyifli bir gezi olacağını düşünüyorum. Ama halktan korktum. Abi Viyana'da öyle mi mesela? Yani turiste böyle bir... Yok. Turiste saygı sevgi sonsuz olur. Ama mesela Türk olduğun anlaşılırsa çok lüks yerlerde bir ötelenme işin olur. Hani ben mesela Viyana'da bir Viyanalı bir arkadaşımızın anneannesinin önerisiyle bir şinitzelciye gitmiştim. Viyana'da herkes şinitzeli bir yerde yer. Esası orada değil abi. Şurada yiyeceksincilik vardır. Hı hı. Biz o şurada yiyeceksinciliğe gitmiştik. Tabaklar falan böyle atılıyor ya. Ya ben mesela biz hani karı koca çok kalenderizdir. Hani hiç öyle bir şeyimiz yoktur hakikaten. Ver bana verin parasını yeter. Ben zaten o işin keyfini eşimle sohbet ederken yaşayacağım. Senden bir hizmet beklemiyorum. Ama o videolarda izlediklerim gerçekten çok sıkıntılı ya. Millet suratına bakmıyor kimse kimsenin. Tabii tabii. Bir şey söyleyeceğim. Bu hafta hiçbir kuponun tutmadığı hafta. Şakalar bak. Başlarsanız başlarız. Göze geldik ya. Neye geldin? Göze. Nazara geldim. Yani ne oldu da gözettiler sana? Yani? Ya bir tane. İki kupon gelmişti. Bu adam bozuk saat derim ona da. Sonra bakmasın abi dürüstçe konuşacağız. Size iyi yayınlar şakalar. Görüşmek dileğiyle. Allah razı olsun. Çiğ köfteye bekleriz. Var mı bugün? Bir çiğ köfte övüldü. Yani ne kadar iyi olabilir bir çiğ köfte diyerek ben de fark ettim ki hani gidilemeyecek bir yerde ya dedim gidilsin. Var bende araba. Gidildi gelindi. Açık ara yediğimi çiğ köfte. Evet. Mesafeye değen bir çiğ köfte. İnanılmaz bir çiğ köfte. Bu arada Fatih Spender Roger oturuyor arkada. Her an sahneye çıkıp çok güzel hareketler. Aynen değil mi? Yani her şekli bir bıyıkla gelmiş. Aynen. Hani kesin tottilere giriyoruz. İnanılmaz bir... De bıyık işi
Ve bu kadar Yılmaz Erdoğan var gibi bıyık, bu kadar BKM, bu kadar Necati Akpınar. Pardon. Kim arıyor beni? Çok özür dilerim. Efendim anne, iyiyim, çekimdeyim. Sen ne yapıyorsun? Sağ ol annem, teşekkür ederim. Senin de mübarek olsun. Mesela adamın sevabı garantide şu an. Ben bir telefona baksam kaç tane şey yapmıştır. Yani bir günde beni arayıp deyin ki Koray'ım. Bak bu da şu yazılanları gece oku deyin. Hiç yok. Bizde eksik var. İşte bu konular. Ya çık da gel konu kalalım. Annem geldi. Annem geldi yukarı. Bir bölüm annelerimiz gelse. Ha? Anneler gününde yapılır bu iş. Ne İşte o Ergin Ataman'a laf ettik diye sövdüğünüz kadınlar. Onları. Utanç vesikasıdır Efes Pilsen camiasının. O kadınlar. Galatasaray camiasının utanç vesikasının bölümümüz. Annem Instagram'daki yorumları okumuyor. O yüzden hala saklayabiliyorum ben. Ah be. YouTube tarafında varlar belli. Şöyle bir iddia var mesela mentionlerde. Ulan siz Ergin Ataman'dan daha mı çok biliyorsunuz? Hayır. Neyi? Mesela? Basketbol. Zor. E yani tamam hayır. E zaten şakaydı bu. Ama... Bir tane dizilerde no name bir abi var. O da sallamış bize. Dün onu gördüm. Aa. Verify account. Birkaç dizide gördüğüm... Aa siz osunuz değil mi? Şey bey. Öyle bir adam. Abi bize niye sallıyorsun yani? E oynadığı roldekileri sen daha iyi mi biliyorsun be birader? Dedim bir de o sektörü aldım karşıma. Her sektördeyiz ya. Sırf Amerika'daydık. Yerel'e de... 20. bölümde biz artık avukatlarla geliriz buraya. Ben de senin avukat işini hallettim bugün. Ne diyor? Okey mi? Okey okey sıkıntı yok. Kime girsek bu hafta? Netflix. Girsene o diziye bir. Tamamen bitir o diziyi. Anne birinden mi kaçıyoruz? Kimden kaçıyoruz anne? Türk işi mi bu? Maalesef. 4 bölüm mü 3 bölüm mü ne izledik eşimle? Eşim 2. bölümde kaçtı. Ben keyfi izleyicileri için devamını getirdim. Eşim telefona döndü. Çok akıllı bir insan. Abi bir kere neden kaçıyoruz'un cevabı çok erken veriliyor. Bunlar polisten kaçıyorlar. Çünkü kadın katil. Yani anne katil. Ve kadın... Peki çocuk bunu en çok mu önce öğreniyor? Yo. Çocuğun adı Bambi. Bambi bir kitap... Pocahontas evreninde mi geçiyor? Ama sırf ikisi orada bak. Tamamı ütopik bir evren olsa buranın ben anlarım. Derim ki tamam böyle bir evren var. Bu çünkü bir kitaptan alıntı. Bu kitap böyle bir kitap. Bu kitap beni sarmadı. Hiç buraya lafını da etmem. Koray'ım bu senin sorumluluğun. Yanlış dizi seçmişsin der. Hayatıma devam ederim. Öyle bir şey yok. Türk otellerinde geçiyor dizi. Böyle gidiyorsun lüks bir otel. Kadın en dikkat çekebilecek durum. Yazlık otel simsiyah giyiniyor kadın. Rahat teşhis edilsin diye. Ama kadını tek tanımayan birim Türk Emniyet. Türk Emniyet. Sadece polisler tanımıyor kadını. Biz kimden kaçıyorduk anne? Polisten. Evet. Siz polisten kaçıyorsunuz. Abi bunları bak cidden abartmıyorum sana ya böyle değil diyemeyecek kimse. Kutsal kitabı o Bambi'nin kitabı Ceylan. Ceylan bu hangi hayvanı? Geyimsi bir şey. Sadece onu okuyorlar. Dizinin içinde şöyle bir laf var. O zaman dua okur gibi onu okuyalım bugün. Sakinleşmek için. Kutsal kitapları Bambi'ymiş bunları. Kıza da Bambi diyor. Kızı dışarıda sürekli bir tanıyan çıkıyor. Anneye de şey diyorlar. Aa o güzel kızın annesi diyorlar. Bak bir kelime abartmıyorum. Çok kötü bir Taksim Bambi büfe reklamı bu acaba? Keşke. Öyle bir hamburger, bir goralı bir şey dönse anlayacağım. Hep lüks otellere gidiyorlar. Bilin bakalım neleri bitiyor. Paraları. Pansiyona gitsen yakalanmayacaksın kadın. Airbnb'ye olmalı koşmalı. Hepsi koşar otellerin ya. Otellerin ince bir reklamı mı? Yok hangi otel olduğunu da anlamıyoruz ki. Ve kadın her yere parmak izi bırakıyor. Yani şey gibi o mikrofonları elleyen Rudy Gobert gibi kadın. Yani... Dünyanın en kötü seri katili kadın. Sadece polisler yakalayamıyor. Hep polisler bir önceki otelde abi. Ve kadın aynı siyah kıyafetler. Kıyafetler değişiyor. Simsiyah ama yazlık yerde simsiyah. Hiç değişmiyor kadın. Ya kadının fotoğrafını Turizm Bakanlığı'na biri verse bir saniyede yakalanacak. Abi o otel senin geziyorlar. Bu otel benim geziyorlar. Anneyle kızın ilişkisini anlamıyorsun. Kadının diğerleriyle ilişkisini anlamıyorsun. İkisi bir evrende. Bir masal evreninde. Ama diğer bütün insanlar Antalya'da. Abi yani Netflix'te en kötü puanı alan Türk içeriği olmuş. 5-8. Sana şu hak ettiğinden 5.7 fazla. Netflix'te puanlar zaten 4 olan dizi 8 falan aldığına göre. Bir demek normal. Abi felaket bir şey ya. Dördüncü bölümde şuna kanaat getirdim. Öyle bir final olacak ki şu kaybettiğim vakti 3 kat sinirleneceksin. 4'te 5'te bıraktım. Hayatımda bu kadar kötü bir şey izlemedim. Çok... Nasıl bitiyor acaba ya? Belki finalde mesela acayip ya, bir spin-off var. Bir şey söyleyeyim. O dizi yayınlandıysa bir kere yakalanıyorlar. Çünkü emniyet teşkilatına hakaret. Bir yerde çözmeleri lazım. Ya kız yakalanıyor ya anne yakalanıyor. Ve
yarattıkları evren o kadar kötü ki aklım gitti ama sayenizde size oyun tavsiye etmiştim, tutmuştu o Marvel Snap. Bayağı yorumlara gelmiş abi, müptelası olduk. Doğru oyuna müptela olmuşsunuz beyler. Devam buradan. Türünün en iyi oyunu şu an. Zaten çok iyi bir oyunu geliştiren ekip o iyi oyundan ayrılıp yaptı bunu. Beraber iş yaptığımız bir firma, reklamını yapmayayım onu. Ben de dedim ki karakterleri tanıyayım diye Marvel filmi izleyeyim. FM oynarken aldığım en iyi karar. Abi ne güzel bir evrenmiş o. Örümcek Adam 1, 2, 3'ü izleyeceğim bugün. Harika. Var mısın Marvel evreninde? Varım. En sevdiğin adam Örümcek Adam'a çok kanım ısındı. Iron Man iyi. Iron Man'i de izledim. Kaptan Amerika'nın da Winter Soldier falan, o da iyiydi. Ama bu filmler... Dikkat et abi, bu filmler biraz da Amerika'nın politikasıdır. Vallahi Tottenham'a sol bek bakarken... Biraz damardandır. He. Biraz bunlar inceden gelir. O kadar kafam basmıyor zaten. Yani bunlar tehlikeli işlerdir. Marvel evreni deyip geçme. Marvel'ın CEO'su Trump'a danışman oldu. Beyler bir şeyde oyununu oynuyoruz değilsin. Bana bir yerden de bir şey zerk ediyor. Verir. Zerkçidir. Ben DC'yi severim o yüzden. Batman. Watchmen. Değil mi? DC? Ben de Batman. DC'deyiz ya. Deadpool hangisi? O da değil. Marvel mı lan? Arsını bırakalım. Bora Bey. Bora Bey gönderdi. Çiçil peyniri. Bedava mı? Şey yapacağız Çiçil Bey. Yanlış anlamışsınız. Bora Bey yanlış anlamış. Biz Çiçil peynirine hasret değiliz. Biz paraya hasretiz. Bora Bey, Tottiler Bestiler'in de sponsoru Yemek Sepeti. Bize pizza mı gönderiyorlar? Parasını alıyoruz dediğim gibi böyle olmuyor bu iş. Reklam sponsorluk modeli hakkında bir toplantı yapmamız gerekecek ekiple o zaman. Yaparız. Ben bir şey diyeyim. Ha, FM. Bu hafta inanılmaz bir kariyer imza attım. Ay, alırım. Bu hafta kendimi tanıdım. Benden bir bak olmaz. Ne olmuş olabilir ya? Chelsea ile başladım sezona. İlk transfer sezonunda transferi kapatırım. Ben de girmem. Ocağa bir geldim. 350 tane topçu var. Dedim ki bunlardan arınmamız lazım. Hepsini satılık listesine koydum. Yani böyle bir 6-7 tane kafamdaki çocuk vardı. Onları tuttum. Hepsini transfer listesine koydum. Ocak'ta. Patır patır gitmeye başladılar. Şampiyonlar Ligi'nde takım devam ediyor. Ligde anlamsız şekilde lideriz. Durduk yere lideriz ligde. Havertz, işte Wesley Fofana kornerden 18 tane falan attı. Yani durduk yere lideriz. Ama verdin. Korner taktiğim, taç taktiğim işledi mi sıkıntı dedin geçen hafta. Kornerim feci işledi. Wesley Fofana 18 golle falan bitirdi ligi. Havertz 13 gol falan. Havertz de Ocak'ta PSG'ye falan gitti. Abi herkes satınca topçu kalmadı. Ne yapacağız ne yapacağız? Alttan çocuklar buldum. U21'de duruyordu. Datturo Fofana. Badi Yaşile. Çok iyi oyuncu. Kese çok iyi oyuncu bu arada. Bir iki adam daha buldum. Bir Broha. Armando Broha. Ooo, Fritz Hoca hastasıdır. Özel hayran. Biri daha vardı. Bu dördünü A takıma yükselttim. Ben bunları A takıma yükseltmemle beraber topçu eksikliğinden fırsatı bilen Datturo Fofana ligi aldı. Bitti sanmayın. FA Cup'ı da aldı. Sakın bir yere kıpırdamayın. Şampiyonlar Ligi'ni de aldı. Ben buraya Rebuild diye gelmiştim. İlk sezonda her şeyi başardık. Sonra ligin son haftası Guardiola'yı kovdu City. Ben bir gıdıklandım. Abi. Hemen başvurdum City'ye. Mis. Bir yandan da Chelsea ile acayip transferler yapıyorum bu arada. Bir canavar yaratıyorsun rakip. Bellingham'ı aldım. Kvaratskhelia'yı aldım. Ya böyle acayip bir takım kurdum oraya da yani. Chelsea'yi de acayip bir şey kurdum. City sizinle görüşmek istiyor. Ve işte Muzaveri. Görüşürüz. Görüştük, anlaştık. 300 milyon euro diyor transfer bütçesi. Takıma bir girdim. Eksi 300 yazsa yine toparlarım o takımı. Alınacak kimse yok ki. Takım taş gibi. Bir tane sol bek aldım. Ferland Mendy evlat, 28 yaşında, tecrübe dedim, sola koydum. Chelsea ne yapıyor? Chelsea de iyi. Chelsea'ye de Guardiola gitti. Şu an ikinci sezondasın. Evet. Chelsea'ye de Guardiola gitti. Büyük büyük salça olurum SS'lerime. Hoca bana fe. Bu arada City ile şampiyon olursam da o yaz boşta kalan takımlara da yine bir göz atarım. Kesin. Ben onu da fark ettim kendimde. Ben plan adamı değilim. Problemi çözeyimcisin sen. Hemen bir kısa bir çözüm. Mustafa Denizli gibi bir sene kontratımı ver. Bir sene sonra Allah'a emanet ol. Mis. Ben de öyle şeyde oynuyormuşum. 5 senede bir benim saçma bir yöntemim var ya, ki saçma olduğunu yorumlarda da belirtmişler. Katılıyorum hanımlar beyler. Newcastle'la açayım dedim. Onların o formalarındaki şey işi ben tiksindirdi beni. Siyah beyaz formaya kırmızı numara yazma. Ne alaka ya? Kim düşünüyor bunları? O Suudi Kral mı düşünüyor? Yani tasarımda o adamdan mı fikir alırız peki? Hayatta almayız. Ya çok kötü bir forma dizaynı o ya. Onu beyaz yapsalar her sene Newcastle'la bir kariyerim var benim. Newcastle'ın 96-97 sezonları mıydı bu? Böyle bir bira markası vardı önlerinde, yuvarlak bir reklam. Adidas dümdüz yazardı. Hiç logo mogo yoktu. Siyah beyaz çizgili. Şirurlu sezondan bahsediyorsun. Aynen. O formanın aynısını kopyala git. Şeyde var. Erenköy pazarında bulursun o formadan. Yok satıyor Erenköy pazarında o forma, niye bilmiyorum. Erenköy pazarından o formayı al 11 tane giydir. Rekor satar. Evet abi. Newcastle'ın şu anki o kırmızı yazma işi çok kötü. Çok bozuk bir iş.
FIFA'da da benzer bir şey var. Sayın Electronic Arts yetkilileri, West Ham'ı alamıyoruz. Tamam, tribünde o balonlu şeyi yapıyorsunuz maç girişi. Bug var, o balonlar maç boyunca kalıyor orada. Bütün maç balonlar duruyor. Balonların arasından top oynuyorsun abi böyle. Oha, çok keyifli. Ya... Ya abi neden benim FIFA ekranımı bugün doğum günümmüş gibi yapıyorsunuz Electronic ya? Electronic Arts yapmaz bunu da. Electronic Arts'ın tüm kafası Ultimate Team'de de yeni futbol oyunları gelecek ya. Retro forma, retro stat işi olur olsun çok isterim. Mesela Highbury, O2 yazan Arsenal. Ali Sami yani. Ali Sami, İnönü. Ve o formalar mesela, o kadrolar. İnönü'nün adı hep İnönü müydü? Mithat Paşa Stadyumu mu? Bak 2K'da şey var ya, işte 86-87 Lakers. Hastasıyım öyle. Ve forması da var onun. Televizyon şeyleri de, skorboardları evet. Falan da öyle. Evet. Forması da var, skorboardu da var, takımı da var. Klasik bölümünde. Öyle bir şey futbolda istiyorum mesela. Milan, işte hem o Ray Kartlı, Van Basten'li Milan oynayabilmek, hem o Kakalı, Şevşenko'lu Milan. Ya da böyle daha bizim için yerel... İşte 2003 Beşiktaş, 2011 Galatasaray, bilmem ne. Böyle şeyler yapsalar çok acayip harika olur. Harika olur. 2000 Galatasaray, bilmem ne. Şey, 2K'de görüntüyü de tüplü televizyon gibi yapıyor ya sana. Mesela 96, evet, evet, evet. Kötü görüntü. İnanılmaz eğleniyorum o Jordan şeyinde. O çok iyi. Çok eğlenceli hakikaten. 2K yap bir futbol oynuyor. Onu Yiğit Tezcan bir Twitch'te oynuyordu. Ben bakıyordum, kafayı yedirtici bir güzellik o. Jordan challenge'ları çok iyi. Evet. Biz ikimiz NBA takımı kursak büyük akarız ha. FIFA oynayışından bir anladım, büyük uyumlu oynarız 2-2. NBA en basit iş ki, perdeye gel, içeri devril, at bana üçgenle. Ergin Hoca. Koyayım. Ergin Hoca ve hayranları. Ben bir daha girmem o işe. Öyle setler çizeriz. Eminim ki çok iyi çiziyordur Ergin Hoca. Ergin Hoca çiziyor ya, çocuklar oynamıyor. Hoca hem Lakers kazandı hem Knicks kazandı deplasmanda. Güzel başladık playofflara. Dedim ki bugün, hatta burada basketbol topu vardı. Lebron abi. Lebron başkanım şov yaptı. Maçın sonunda Austin Reeves. Pardon. Pardon Beyaz Jordan. Müthiş özür dilerim. Müthiş adam o da. Muhteşem oynadı. Japon kardeşimiz Rui Hachimura. Hachimura da şov yaptı. Atmadığı toplar girdi. Bu arada. Ama Memphis'i de iyi buldum. Daha kötü bekliyordum ama Memphis'i. Ama eli sakatlandı Ja Morant'ın. Şanssız bir sezon der, eleriz biz onları. Antetokounmpo'da düşüp beli incitmiş ama ikinci maç oynayacakmış. Oynuyor muymuş? Onda o bel varken ona hiçbir şey olmaz. Çok kötü düştü, ben canlı izledim onu da. O herifte araç kasası gibi bel vardır. O herife hiçbir şey olmaz. Feci fizik ya. Öyle kötü. Hangi araçları düşündüm söylemedin. Marka modelle de ağzındaydı ya. Ya şimdi yazarlar polo severler. Ya konuşturuyorsunuz bunları. Bu arada Fritz Hoca harbi full NBA'yi izledim ben bu hafta. Biraz da o tarafa dokunacağız gibi duruyor top dilermesilerde. Bu hafta ne yaptım ben ya? Ben geçmişi unuttum galiba ya. Benim sonuç bölümüm falan. Yok canım öyle şey. Benden şey geliyor. Heath Ledger sevenlerine. büyük artisttir bu arada. Joker'i oynadı, Joker vefat etti adam, değil mi? Aynen. İzlediğim herhalde. Benim bu evrenlere sarma sebebim... Oscar alıyor ve ömrü vefa etmiyor. Oscar'da ödül alıyor. BAFTA'yı da kazanıyor ama ömrü vefa etmiyor görmeye. O kazada mı ölmüştü? Yok. Hasta yani. Ha. Kafası at. Ya intihar ediyor ya da psikolojik bir rahatsızlığı var öyle. İkisinden biri. Kazada kaybettiğimiz bu hızlı ve öfkeli de oynayan adam. Evet. Heath Ledger'ın başka işleri de var. Bu Brock Beckmont'ında da oynar. Kaç İzledim ama... Avustralya iyi oyuncu yapıyor bak. Mel Gibson. Russell Crowe, Margot Robbie. Russell Crowe Yeni Zelandalı değil mi? Abi evet. Russell Crowe Yeni Zelandalı çıkarsa... Yeni Zelanda dediğin de şeydir gibi. Ama ya. Yavru adam. Beyler, Heath Ledger neden öldü? Diğer attım, direkt böyle attım. Reçeteli ilaçları yanlış kullanması sonucu olmuş. Tamam işte. Yani hocanın... Arızalı ya, onda bir... O zaten arkadaşlarına hep diyormuş. Ben de 27'ler kulübüne gireceğim. Ben çok yaşamam falan diyormuş. Ben şeyle karıştırdım işte. Hakikaten kazada ölen adam mı? O adam da uzun süre ölmedi diye mavrası döndü. Evet. Şegi'nin tam tersi. Tekrardan gelecek sürpriz falan. Aynen öyle. Bir sonraki film. Ben hala bir filmde bir gelecek diyorum ama. O ama vefat ettikten sonra... Ama adam yani hızlı ve öfkeli çekip araba kazasında ölmesi çok insanların kafasında şey uyandırdı. Ya ulan acaba film için mi? Yuh be, bu kadarı da olmaz falan filan. Hakikaten o kadarı da olmaz bu arada. Olmazmış sevgili, işte adam harbi yani. O adam bu arada zaten hız tutkunu bir adammış yani. Yani adam özel hayatında da hızlı ve öfkeli bir hayat yaşıyor herif. Yani öyle, ölümü de öyle oluyor. Kendini oynuyor yani bizim. Bir şekil kendini oynuyor. Mahallenin muhtarlığındaki şey gibi. Doğu Demirkol'un dizisi gibi. 5 kişiyiz. Bir kişinin bile ismi aklına gelmiyor adamın. Adam Walker. Walker. Paul Walker. Muhteşem seri bu arada. Koray. He? Marvel yerine 2010 sonrası
Fast and Furious'la. Anlattı. Fast and Furious ne biliyor musun? İyi prodüksiyon edilmiş Maskeli Beşler Kıbrıs. Alkış gelir bence de. %100 senin fikrin. Bir şey söyleyeyim mi? Çok az. Azınlıkta kaldık. Ben de izlemediğim için sen azınlıkta kaldın. Bunlar elitist adamlar. O zaman... Bak, gider mi biraz Nuri'nin sinemasında falanız? Nuri Hoca'nın filmi... E5'te tank gidiyor ya. E5'te tank kovalıyor arabaları. Nasıl kötü olabilir böyle? Nasıl iyi olabilir böyle bir şey? Tank. Ben de tam o şey açamadım. 1.4 poloyla manyak ederim o tankı mesela. Onu da söyleyeyim. Bu arada madem şu an insanlar elitist dedi. Şu an beni de karşına aldın. Yaptığımız romantik date'i anlatayım Fritz Hoca'yla. Biz normalde hani yemeğimizi memeğimizi yeriz, beraber muhabbetimiz vardır da akşam zaten farklı şehirlerde yaşıyoruz. Çok takılmışlığımız yoktur. Hadi dedi bir gün beraber bir hani bizde kal işte bir yemeğimizi yiyelim, kahvemizi içelim bilmem ne. Kumandayı alıp John Wick'i neresi gösteriyor? Bir şey söyleyeyim mi? Normalde ben eşimle de film izliyorum. Kendim çok nadir işte Marvel falan FM'yle. Çok sert uyarıları var. Bu sahneyi kaçırma yalnız. Hani abi bilgisayarı aldı herif kucağına ya. Film izliyoruz bilgisayarı. Ama yapma be. 2 saatini ver o filme ya. Abi 2 saatim benim çok yani çok değerli diye demiyorum. Hoca sen de ama ya. Sen de iyi değişti hastasısın ya. Ya ben de öyleyim de yani adam evine gelmiş. Bir özenmiş sana ya. Bir çok John Wick'e özenmiş. Sana özenmiş. Film izlediyseniz biliyorsunuz. İlk film bar sahnesi. Dedim ki bu sahneyi kaçırma. O da zannediyor ki 30 saniye bir şey olacak ve geçecek. Sahne 17 dakika. Aynen adam abi. Barda filmi daha az barda geçiyor. Bir dakika baktım. Bir buçuk baktım. Aksanlı İngilizce konuşan adamlar biraz çektim etti. Ama çok iyi film. Keanu Reeves. Ne diyorsun bu adama? Severim. Şeytanın Avukatı'nı da sevdim. Matrix'te de sevdim. Tabii Matrix'te sevmeyen de sıkıntı var. Matrix'te sevmiyorum dersen burayı keseriz. Buradaki atarım. Da... Net atarım. Ne? Ağzımı açmadım da. Bana inanılmaz bir hitaplarla geliyorsun. Severim yani. John Wick'te mesela... Set çalışanlarını Rolex dağıtmış. Kelime işaret getirsin cennette ya. Öyle bir adam. Getirmeden de şansını zorlar diyeyim de bu sefer de sen şeye atarsın bunu. Hani dini son. Aynen öyle. Kimler cennete gidiyor diye. Alta ekler İhsan Şen Ocak. Aynen. Şirk polislerine gider mi? Şirke koşanları yakalıyorlar. Hiçbir din bilgimiz yoktur. Alttan böyle şeyleri geçirin abi. Hiçbir basketbola dair hiçbir ucu. Aynen. 10 turnike atsak 8'ini kaçırırız falan. Atarım bunlar bu. Alt yazı geçirir. Atarım bu arada. Bu arada Erbil'e atarım. Niye ya? Nihat Hoca kadar konuşuyoruz bence değil. Mesela. Bunu sen ben gittik arkada kafası o kadar rahat. Görünmüyor ki. Yarın Nihat Hatipoğlu savcılığa gittiği zaman görünmüyor ki. Ya burası prodüksiyon şirketi. Nihat Hoca dese ki kurdum YouTube kanalımı. Bana sahur programı çekin dese biz nasıl bakacağız adamın suratına? Biz göründük. Gerçi ben ne bakacağım ki? Arka Nihat Hoca da YouTube kanalı kurdum prodüksiyonunu yapın dese gelmem Nihat Hoca'nın geldiği gün. İyice Nihat Hoca'yla da arayı bozdum. O insanlara şeyi fark ettim. Şakacı gençler aşk acısı falan sormaya başlamış. Gördünüz mü onu? Evet evet. Hani... Full makara yalıyorlar Nihat Hatipoğlu'na. kız arkadaşım şöyle dedi. Günah mı cennete gider miyiz onunla beraber falan full makara da var. İyi bir yaklaşım mesela. Her sene her sene ne soracaksın ki? Aynen. Çok güncellenmiyor bu işler. Ya bir önceki senenin aynısı yani. Aynen. Hani mesela bir önceki sene sakızın bozmadığı durumda bir sonraki sene ya bu sene bozabilirmiş galiba öyle birkaç güncelleme geldi. Aynen. Şey. Yok değil mi? Mesela Arsenal maçı üst üste konuşmayalım tekrara düşüyoruz diyoruz ya. Adam 20 yıldır sahur programı yapıyor. Ya dine dair ne varsa söylemiştir herhalde. Ve mesela oğlu da yapacak ya ya da varsa. O da şöyle anlatacak. Babam demişti ki. Herhalde. Ben Murat Dede'nin programı izledim bu arada. Doyurucu bir sohbet olmuş. Ne gülüyorsun abi ya? Teknik anlamında doyurucu bir sohbet olmuş. Keyfinin aksine. İzleyin yani. Zaten buraya alt bantı giriyor değil mi oğlum? Murat Dican hocama selamlar. Vallahi. Çok severim bu arada. Bir ara Beşiktaş'ı çalıştırmıştı. Engin Atsür oyun kurucuydu. Engin Atsür'ün yakışıklılığı abi kuruluyordu. Of. Ama o of bu of değil. Ben öyle of bu of değil. Ben de Kimani Friend'in yakışıklılığa kuruluyordum. Beşiktaş'ta uzun vardı bir tane. Beşiktaş küme düşmüyor değil mi basketle şu an? Küme düşerse küme düşme kalkacakmış. Ahmet Nur Çebi'nin olayları çözüşecek. Aynen kötü başkanızdır. Aynen güçlü başkan değildir. Şeyi soracaktım. Rex'in... Buraları lütfen atma ya. Lütfen artık anamıza küfür yemeyin. Yıprandım artık ya. Gerçek anlamda iyi hissetmiyorum. Lütfen Beşiktaş küme düşerse küme düşme kalkacakmış kısmına burada gülelim. Buraları Twitter'a atmayın ya. Ne diyecektim? Ha, Rex'in sahibi var ya. Bu arada adama Deadloop demişim. Deadpool. Özür dilerim. Deadloop güzel bir oyun.
O adam DC evreninde mi Marvel'da mı? O da çok güzel. Deadpool mu? Evet. Marvel galiba. Aa, DC'deki karakterler daha derinlikli dediler bana. Burada başla, sonra seni oraya transfer edeceğiz. Esas güzel yer orası dediler hep arkadaşlar. Doğru demişler. PlayStation'dalar mı? Evet. PlayStation oynuyorlar. Bir şey söyleyeyim mi? Ne oynuyorlar? Takımları söyleyin şu an. Kolsuz yeneriz. Biri Bayern, biri City almış. Vay. Çok duayen seçimlerdir ya. Bu kadar kötü takımlar almasınlar. Salim zorla... Manav'ın Avrupa'dan bildiği 5 takımdan. Bizden bir kupon istediler de. Yokuz. Neden yokuz? Bir, bültene bakmadık. İki, üşendik yokuz. Esas sebebini... Ve mesela şöyle bak. İşin daha kötüsünü söyleyeyim mi sana? Üşendik yapmadık ya. Hani abi o zaman bu hafta yapın. Bu hafta da üşeniriz. Yani artık bunun da kabullenişine vardım yani. Bir de bir sebebi de şu. Ben sadece onların verdikleri kuponları oynuyorum artık. Gerçekten. Hakikaten zaten üşeniyorum. İkincisi de işte bir hafta bir tane tutturuyor. Zaten en garantisi tutuyor genelde. Yüksek parayı ona yatırıyorum. Paramı kaybetmiyorum. Kendim oynadım mı biraz daha kaybediyorum. Bu hafta hepsi yattı abi. Zaten para kalmadı. Bu hafta bütün kuponlar yattı. Para tabii kalmadı. Mi? Bültene bakmadın mı? Kıyıcı Bey de millete dandik kuponları versin. Kendi oynadığı kuponla Avrupa'ya gitsin. Totemi bozulmasın diye kendisi kuponunu söylemiyor. Natspor ortak kuponlarını yapan kardeşlerimiz. Beyler burası tamam. Burası işte abi, bu işte. Beyler tamam, NBA sasisiniz ya. Lorient bilmem ne maçı ilk yarı Monaco. Mesela Monaco hocasına sorsan yok beyler o kadar garanti şeye o 60 kadar 60 gibi atarız der. Hocaya sorsan 60 gibi atarız. 2 haftadır tek maçtan yatıyoruz. İkisi de böyle en banko maçtan yatıyoruz bir de üstüne. Sizi Serie A patlattı değil mi bu hafta herkes? Bir de Bundesliga patlatmıştır bayan bayanlar. Geçen hafta Serie A Milan'la patladık. Bu hafta da Giresun-Sivas maçında Sivas'ın penaltısını vermediler. O yüzden patladık ya. Bu bahaneler haftaya da zor kupon tutar bahaneleridir. Ama siz yine de izleyin. Umarımın izlenmelerini etkilemeyelim. İzleyin ya. Salim Manav falan şirin şirin şiir miyir okuyor kafasına göre. Eğlenirsiniz. Güzel program. Mesela oradaki kupon tahminleri Twitter'a teker teker düşse biz Ergin Ataman işinden daha az küfür yerdik. Çünkü o bütün kuponlar yaptı ya bu hafta. Dur biraz da futbol konuşanlara... Nefret çok ben bu arada keyfi izleyicilerine bir tane yüreklerine su serpen bir haber vereyim. DSİ'de basketbola başladım. Yazıldım küçüklerle beraber. Basketbol öğreniyorum. Bir daha mesnetli eleştiriler yapabilmek için. Öyle bir spora başlasak ya hiç bilmedim. Top sektirme ve göğüsten pas çıkarmayı öğrendik ilk gün. Spor okuluna gitsek. F1'e girin abi, araba kullanmadan girin mesela. Allah da rahmet eylesin mesela ilk gün. İşte bilinmedik bir spor. Bir F1 arabasının üstüne oturmak istiyorum ben. O anlamda değil. Poz vermeli. Kanadının oraya otursun. Yani otursam herif de böyle yavaş yavaş sürse yani. Bir tur atsın. Açık böyle büfür büfür gitsem. Herif de böyle 5-2 kilometre hızla böyle yavaştan beni böyle gezdirse, tur attırsa. Lütfen cehaletimi bağışlayın. O kadar yavaş hızda o motor boğulmaz mı? Bilmiyorum. Formula 1 arabasının lütfen motorunu... benim de cehaletimi affedin. Formula 1 arabasının motorunu boğarsak da başka sükse yaparız yani. Bir de zaten o araçlar şey araçlar bir de. Aşırı hafif yapılıyor ya. Hızlı olsun diye. Üstte benim 150 kilo bir yük gelmesi. Löklerke atar mıyız arkaya aslanlar yani gibi? Yani büyük ihtimalle o da zarar verebilir aracı. Evet, aracı o da zarar verebilir. Kaç kilodur o arabalar? Var yine 700-800 kilo. Önce taşısın bizi ya. Taşımayabilir. Abi en son 795 kilo çıkar. Bak 790, 700-800 dedim değil mi ben? Böyle tek ayak üstünde gideriz üstünde. Şuradan harbi 4 kişi sırtlarız demek ki bir arabayı. Abi minimum ağırlığı resmen 798 kilogram olmuş. Resmen neden biliyor musun? Horner Hoca 2 kilo daha indirmiştir onu. Horner Hoca'da var o işler. Resmen. Horner Hoca harbi 750 kiloya bağlar o adam. Horner Hoca civatalara indirin demiştir tartıştıktan sonra. Horner değil de oradaki esas adam şey. Newey. Adrian Newey. 90'lı yıllardan beri dominasyon kurmuş. Bütün araçları o herif çiziyor. Hasta ya bu. Şu F1 işinin bir numarası. Yani Yıldız, Verstappen, Hamilton falan filan değil. Newey yani. İnanılmaz bir adam. Onun hayatını falan anlatan kitap şu bu var mı? Alalım. Var. Bende var hatta da. Ankara'da kaldı galiba. Sana getireyim onu tamam. Kitap işte. İngilizce bu arada. Bu hafta Azerbaycan'da yarış var. Evet. Hayat. Çağıran yok. Bu sefer de biz izlemiyoruz bu arada. Bora Bey çeçil peyniri getiriyor. İki tane Azerbaycan bileti alsan ama F1'e gitseydik olmaz mıydı? Şuraya 15 liralık peynir koyuyor da iki tane bilet ayarlayamıyor mu bize? Yani yazık, bu yazar bunlar. Net. Pasaportsuz gidilecek memleket değil mi bakıyor? Öyle bize yani. İki bilet ayarlasalar biz oradaydık değil mi? Hiç bize hem bize gerek yoktu. Herhalde yarış bileti de bulunur. Sokak yarışı sonuçta. Bir sokakta tribün. Birinin kapısını çalarız. Hamınızı selamlar hem falan diye otururuz. Yani. Bunu da klip alın. Siz Azerilerle nasıl böyle şey yapıyorsunuz?
Azeriler kendilerine Azerbaycanlı denmediğinde, Azeri dendiğinde sinirleniyormuş. Azerbaycan Türk'ü denmesini istiyorlar değil mi? Öyle mi? Öyle bir şey de var. Azeri denmeleri istemiyorlar. Azerbaycan Türk'ü demesini istiyorlar. Bizde de bu konuda... Özür dileriz Azeriler. Bundan sonra dikkat edeceğiz. Bizde de herhalde bu konuda bilinç çok olmadığı için daha kısa diye şey yapıyor. Anladın mı? Ben anlamadım. Azeri denmesini istemiyorlarmış ya. Özür dileriz Azeri'den. Tamam, onu anladım. Ona koptu. Anladım. Orada o gençliğe şakalar. Bunlara gülmüyorum diye de fırça yemem inşallah. Gülecek hiçbir şeye gülme. Gülmeyecek şeylere kahkaha. Yorumlarda Azerice yorum yapan birkaç tane Azeri arkadaşımız var. Hepsine selam söylüyoruz. Toptiler mesleğine Azerbaycan'a selam. Azeri kardeşlere selam. Karabağ değil mi onların takım? Karabağ FK evet. Önder Karaveli oraya Abdullah Avcı'nın şeyiyle, torpiliyle yardımcı hoca oluyor. Orada bir tane hoca var. Abdullah Avcı'ya öyle bir tane Türkiye'den adam yolla diyor. Yardımcı. Bu işlerden anlayan ya diyor sana birini yolluyorum diyor. Benim kardeşim gibidir Önder. Bu adam diyor başka. Aa çok iyi diyor yolla diyor. 2 hafta 3 haftaya kovuyor adam. 2 hafta 3 hafta işi dışında her şey doğru. Bu bilgideki. Ne kadar sürede kovulduğunu bilmiyorum belki. Belki 10 günde kovuldu. Yani tam o kadarını bilmiyorum. Ama yani 1,5 ay dayanmadı herhalde. Yok. Allah Allah. Abdullah Avcı'nın tavsiyesiyle gidiyor. Büyük hoca ya. Beşiktaşlılarda bir Önder Karaveli'yi aşırı sevmeme işi var hakikaten. Tamam. Seviyoruz bu abi. Tamam ne? Kartal geldi. Önder Karaveli'ye Beşiktaş'ın hocası ol diyeceğin de o da yok ben bu iş için yeterli değilim mi diyecek yani. Havada kaparsa öyle bir iş olsa. Öyle bir teklifi başarısız olacağınızı bile bile kabul eder misin? Eder ya herkes eder abi. Evet. Ben şeyden bu iyi bir şey olarak söylemiyorum. Ben de etmem çünkü çok korkarım ben. Keşke etsem. Ben böyle bir ihtimal vermiyorum ya kimse için. Herkes eder mi diyorsun yani sen? Herkes eder. Mesela Koray'ım. Hemen gidersin abi. Okan Buruk yarın dedi ki ben antrenörlüğü bırakıyorum. Galatasaray'da da sekti sana geldi iş. Vasat şaka yapan bir adam lazım Galatasaray'ın başına kararı alındı yönetim kurulunda. Baktılar herhalde. Dursun Özbek şey dedi. Ya benim şakalara kimse gülmüyor ya. Çok gülen bir adam. Galatasaraylı böyle çok gülen bir adam. Basın toplantısı öyle güzel olur? Yaparız. Toptan biraz anlasın iyi gülsün. Aa hoca bir adam var. Gül. Bu spor medyasının Sabah Tümer'ini getiriyoruz. Sana sekti iş. Ne diyeceksin? Ben yapamam bu işimi. Demezsin abi. Önce hakikaten gülerim. Ve işe alındınız diyebilirler o zaman. Ne güzel gülüyormuş ya. Harbi gülüyormuş. Ya. Kriterler buysa karşılıyorum o zaman. Hayır gibi. Abi kriter falan yok. Galatasaray teknik direktörlük görevine seni layık gördük Koray'cığım. Allah ne seni ne beni utandırsın dedi Dursun Özbek. Yarın 9'da Florya'da buluşalım. Öptüm. Kapattı. Abi İstanbul'da yaşayacağız bir ömür. Ben edemem ona cesaret. Sokakta böyle... Bir ömür mü? 6 aya kovulacaksın abi ya. Ne hayır, anlatıyorsun? Hayır, şu anda yaşıyorum. Ya. Eşim doğru, İstanbullu. Doğru. Mesela şeyi de kabul ederim. Juventus'a giderim. Ya yok abi Galatasaray'a hemen gidersin ya. Göz katılıyorum ya. Kesinlikle gidersin. Gidersin abi ya. Bir, ya abi bak CV'de şöyle bir şey yazacak. 6 ay Galatasaray A takım teknik direktörü. CV'de mesela keyfi yazıyor bu mesela. Benim burada bak benle aynı çok yani herkes gider diyor ya. Fritz'e soracağım üzerinden. Abi yarın Galatasaray teknik direktörlüğü teklifi gelse gider misin? Giderim. Bıyığı mıyığı da koymuş her türlü gider bu adam. Bu adam artık Yılmaz sadece... Erdoğan olmuş. Eğitici olmuş. Evet Kerem. Sadece sen mi yazdın bu skeci? Kovarlarsa tazminat maddesini kabul ediyorlar mı? Ya abi şunu konuşursun yani kovulacağın zaman. Ya benim 3 aylık alacağım kaldı onu verin de gideyim dersin zaten yani bu. Ya parasal bakma bile bak parasal bakma yine abi, de gidersin. Realite bu adam giderim. Abi gidersin niye biliyor musun? Galatasaray teknik direktörlüğü yazıyor hiç parası hiç iyi değil. Şu an kazandığım para ama Galatasaray teknik direktörlüğü yazacak 6 ay sonra Galatasaray seni kovaladığı zaman Eyüp Spor'da falan bir acaba olacak ya seninle ilgili. Abi bir de çıkacak haberleri düşünsenize ya. Bir anda tanımayan birinin teknik direktörü. Ya abi sadece Insta'na 500 bin adam gelir ondan sonra zaten full story atar yaşarsın ya. İnfluencer olarak yaşarsın. İnfluencer olarak yaşarsın. Kabul etmiyorum yazan insanlar lütfen yorum atmayın ya. Yalancısınız sizin yorumlarınıza da ihtiyacımız sen yok de mi? Ya. Abi topluca utanma duygumuzu bir kenara bıraktık galiba. Hayır bir dakika. Utanma mı? Niye utanıyorum? Şu an. Ha, aynen. Abi ben hiçbir şey bilmiyoruz teknik direktörü. Evet. Bileni bulurum lan manyak. Şeyi açarım ararım hemen. Yalçın Kuşukav'ı ararım. Hoca derim nasıl çıkırsak. Kıyıcı hocanın. Benim de aradığım zaten. Adama bak ya. Lan var şey aç. 3 ay bir büyük takım soyunma odasında bulunayım. 5 sene ana anlatarak yorumculukla para kazanırım. Dedin ve yaktın bütün maçları programları. Icardi ne yaptı biliyor musunuz o maçtan sonra? Bir kere oturuyoruz.
Icardi ile falan diye 50 tane ne onu ben sıkarım. Ben bu arada bak. Yalan iki... sıkarsın bir de. 3 tane doğru olur zaten. 6 tane yalan olur. Icardi izleyip yalanlayacak mı sanki? Mertens geldi o değil mi? 11 çıkacağım dedim. Önce bir odadan çık. Ay çok özenliyorum. Posta koydum. Çok da güzel yalanını sıkarız be. Acayip. Bak senle aynı fikirdeyim. İkimiz kabul etmiyoruz sadece. Ya yok ama be abi ben, şov yapıyor ya. Ben utanmam. Getiren utansın görevi. Şov yapıyor. Fener seni hoca yapacak. Gitmiyorsun ha Fener'e. Gidemem abi utanırım ya. Yani hiçbir şey bilmiyorum. Abi utanacak bir şey yok ya. Peki bir şey... bilen bulursun. Yardımcı hocan yaparsın. Dersin ki Ted Lasso'nun şeydeki gibi. Dayı sen götür ben basın toplantılarına falan çıkarım dersin ya. Bu kadar basit. O aşamada bunun düşünüleceğini bile ihtimal vermiyor. Bak yemin ederim var ya Samandıra'ya girerim. Derim ki U18'in hocası kim abi derim. Yani. Zeki Murat Göle hep frezlere biliyoruz Ali Koç sağ olsun. Gel derim Zeki Hoca gel derim. Sana derim şöyle bir teklifim var. Sen alttan götür. Ben üstten bütün sorumluluğu alırım. Bu kadar abi ya. İyi bir kondisyoner bulurum. Zeki Hoca derim var mı böyle bir cevval bile bu hemen getirelim. Şey fark ettim. Benim girdiğim, ben şu an ajans direktörüyüm. İlk reklam ajansı girdiğimde. Ben ajansçılığı da bilmiyordum ki. Kime hava sıkıyorum şu an? Ne oldu? Hani şey oluyordu. Şu anda dediğin gibi yürüyor işler. Gerçekten ben fakülte... Ben reklam mezunuyum abi. İletişim mezunu, çok donanımlı bir ekip var. Ben gerçekten sadece ticaretle ilgili kısımlarda geliyorum. Beşiktaş, bak Beşiktaş başkanı beni şu an arasın. Yarım saate ben Nevzat Demir'de olurum. Bir şekilde Ümraniye yarım saatte giderim. Tabii ya, yarım saatte olurum ben. Enbaye Cagney'in imza fotoğrafı gibi. Şuradan metroya binerim. Ümraniye'ye en yakın yerde at derim. Oradan taksi derim ki taksi abi hamileyim doğuracağım acil beni. Ümraniye Nevzat Demir'e at orada çıkarmam lazım. Tanıdık doktor var orada derim. Bak yarım saat sonra idmandayım. Çektim eşofmanları ağızda düdük. Ne yapıyoruz? Al veri çok yap Getson. Getson vur. Peki. Hiç vurmuyorsun. Trabzon maçına çıkar mıydın? Cehenneme çıkarım Beşiktaş hocası olarak. Ne diyorsunuz siz ya? Alırdı da biliyor musun o maçı? Cehenneme çıkarım. Bayern Münih deplasmanına çıkarım ya. Aynı kadroya çıkarım. Şenol Hoca'ya sorar nasıl çıkacaksın? Ya ne olacak abi? Yenilsem ne olacak ya? Ya bırakın bu işleri abi. Bu işler prestijdir, gösteridir ya. Peki. Futbol tamam. Voleybol takımına çağırdı. Hiç anlamadığımız sporlar ki. Hemen. Erkek mi kadın mı? Hemen. Yani hep fark edecek abi. Niye? Erkekler çok sert oynuyorlar. Kafa kaldırmayabilir onu. Yok be. Pat küt. İyi vurun çocuklar. Pat küt devam. Bir tane de anlayan buluruz yine yanımıza. Aa valla. Buz pateni, snooker neyse ne ararsın? Ya ne koyarsan oradayım ya. Parasından haber ver ama. O futbol dışındakilerde paraya bakarım. Çünkü pek bir prestiji yok yani. Fenerbahçe voleybol takım teknik direktörü. Teknik direktörü mü? Çok güzel takım onlar. Ne oldu ya? Koç. Onlar. Fenerbahçe voleybol koçu yani. Şimdi yani. Avrupa'da final mi? Yarı final mi? Ya öyle de çok Arkeğen hani. Takımı dün akşam şampiyon oldu. Evet. Benim Insta'yı 500 bin yapmayacak her işte paraya bakarım. Anladım. Yarın çağırdı seni Los Angeles Lakers. Biz bu Darwin Ham'ı kovduk. Lakers'a bak yaşamayacağım yere giderim. Ben bak orada ya, rezil olmaya varım. Abi bırakın bu işte. Döneceğim geleceğim buraya full yok, Lakers'la. Yok siz Galatasaray'a da ikna ettiniz beni zaten. Galatasaray'a. Ya bak ben Galatasaray Fener'e de giderim bu arada. Şu CV'mle giderim yani. Bu esas herif Asta Beşiktaşlıydı. Utanmıyor musunuz linciyle giderim. Esas Fener'e giderim bu arada. Arma öpülür mü imza töreninde mesela? Arma dillenir de burada göstermiyor. Koray böyle. Arma'dan o maydanozu alıveririm yani. Bana Ali Koç paradan bahsetsin. Koray. Fener teknik direktörü olarak Türk Telekom arenaya çıksın. İlk golde bütün tribünleri dört dönerek çevirir. Bak şu olur. Yani hiç hayır demem. Bak şu olur. Olurum anladın mı? Ben de olurum. Sevinlemeye çalıştım derim ama. Dayanamam. Ben de kalkan. Dayanamam. Ben de dayanamam. Yani bizim taraftarlarımız da kalkan. Bizden bir şey olmaz. Böyle. Devamımız bu olur. Yok kanka ben yapmam yani. Tamam sen yapma. Kurguda beni anamı aradığıma sövdürtmeye devam. Ona utanmıyorsun. Beşiktaş antrenör olmaktan utanıyorum. Ben... Yok Fenerbahçe antrenör olmaktan da utanıyorum. Tabii hepsinden utanıyorum. Ben... Abi şunu biliyorum ya ben yeteneksiz bir adamım. Estağfurullah abi ne alaka ya. Hayır. Ve insanlar da bunu biliyor. Diyecekler ki bu gerizekalıyı oraya kim koydu? Ben bu sen koymadın ki abi o gerizekalıyı oraya. Abi. Sen o cümledeki gerizekalısın. Sen onu oraya atayan adam değilsin. Sen işini yap ya. Sen daha da gerizekalı ol. Tepki mi var ya? Nerede? Paran oldu yani. Parana bak abi. Parana bak abi. Onun anlamama teorisinde çürüteceğim. Stefan Thomas Türkiye'de kaç takım çalışıyor? Çok mu? Ben kaç galiba? Stefan Thomas 3 kere karakola başvuru yapıyor. Futbol topunu götürmüş bombalı. Ne anlıyor abi ya? Bırakın bu işleri. Ha buradan da gelsin. Aynen. 10 sene Türkiye'de stoperlik yapmışlar. Ben en anlamadığım bu hafta şey Fenerbahçe tarihinde
hem yani kulüpler tarihinde hem kadınlarda hem erkeklerde EuroLeague şampiyonluğu olan tek takım değil mi? Evet. Ve Fenerbahçe şunun altını doldurabilecek bir kulüp. Biz dünyanın en büyük spor kulübümüz kardeşim. Akdeniz oyunlarında bir ülke kadar madalyası var. Basketbolu anlattım. Voleybolda final mi yarı final mi yine bir şeyler oynadılar. Abi bu hafta Kayseri Spor'un takım otobüsünün fotoğrafını çekip Twitter'a atmaya hangi aptal akıl etti? O hafta bu hafta. Biraz içine girdiğiniz binanın camianın farkında olun ya. Mesela sen şimdi şu iletişimciden kötü mü teknik direktör yapacağını yani bu adamın iletişimciliği senin teknik direktörlüğünden daha mı akıllıca? Hakikaten çok. Parana bak oğlum, manyak mısın ya? Kulüpler böyle yönetiliyor işte. Adam otobüs fotoğrafı paylaşıyor ya. Point Hotel'de bir sürpriz var. Eşek kadar otobüs mesela. Kimse görmemiş. O sırada. Hayır, bir de ben şunu anlamıyorum. Yani mesela milyon dolarlık adamlar, milyon dolarlık camialar, şike şöyle mi dönüyor? 1 milyon euro. Maçı satıyorsunuz. 2 milyon. Yoksa satmayız. 1-250, otelde 2 gece konaklama, her şey dahil. Alıyorsan al, almıyorsan kalk, haftaya ben Adana'yı alırım. Böyle mi oluyor yani? Otelde kalmak gibi bir şike olabilir mi ya? Evet abi. Bir de mesela bu kadar mı ulan şike yapmaya gideceğiz de arabayı bari o arkaya çekelim. Yani mesela Dursun Özbek şunu demiyor mu ya çocuklar? Kamyon, şey, otobüsü arkaya çekin bari. Yani başka otoparkları yok mudur bu camiaların? Ve şöyle bir komedi var ki böyle bir şey olmasına da gerek yok da. Hani ilk kez bir o takım da kalıyor olabilir de. 300. takım falan yani. Evet. Yani, ya sadece Galatasaray. Yapma mesela, şunu yapma değil mi? Galatasaray'ın değil, sadece Fener'in, Beşiktaş'ın falan da bazen. Peki mesela şunu tartışmak lazım bu paylaşımda. Bu paylaşımdan biri bir fikir veriyor. Böyle bir paylaşım yapalım fikri. Arkadaşlar burası bir iletişim masası değil mi? Yani bu fikir tartışılmıyor mu o masada? Sayın Ali Koç'un olmadığını düşünüyorum o masada. Yani artık tweet, ne tweet atacağız anlatın bakalım falan diye de orada yoktur herhalde. O masada Ali Koç yok. Ama yönetiminden biri vardır. E tabi. İletişimciler var. Her iletişim ekibinde olan hiçbir şey yapmayan birkaç tayfa var böyle. Abi nasıl gidiyor? Bir sigaraya kahveye çıkalım, tayfa var. Mesela kimseden şu gelmedi mi? Beyler, Point Hotel'de bütün takımlar konaklıyor. Böyle bir şey atmayalım. Onu diyen adama mesela, ben şimdi olayı yaşamaya çalışıyorum. Yanlış anlamayın yani. Onu diyen adama şöyle mi diyorlar? Ya tamam da işte bir suyu bulandıralım, ne olur ne olmaz. Demiyorlar. Bence motivasyon bu mesele. Hani ya beyler atmayın bunu, Point Hotel'de 50 bin tane adam kalıyor. Şike yapacak adam böyle mi yapar? Bak çocuk durumuna düşeceğiz. Ya doğru diyorsun da ne olur ne olmaz, bir suyu bulandıralım bakalım. Çok yazık o zaman. Bence böyle abi, yani tek motivasyon şudur. Bir suyu bulandıralım. Belki Kayserili topçular üzerlerine böyle bir tövbet gelirse ekstra oynar. Hani hakem onu çalacak da çalmayıverir falan. Ben mesela, yani benim bu tweet'teki tek motivasyonum şu. Anladığım motivasyon benim bu yani. Benim korkum şu olurdu mesela, yani futbolun çok önemsendiğini biliyorum. Öbür cam şey tarafta o kadar büyük bir şey kazanacağız ki ünvan. Futbol takımından çok fazla ışığı almayalım, çok kritik bir maça çıkıyorlar çünkü düşünürdüm ve evet. Biraz takımla ilgili bir şeyler, bir Arda fotosu fazla koy, bilmem ne yap, hani beyler tribünü bugün burayı dolduruyoruz, yarın da bu ünvanı alıyoruz da gidelim derken Galatasaray'ın otobüs paylaşacağı falan bir hale geldi gün. Yani bak bu ünvan bir daha yakalayacak. Ya bak Real Madrid'de yok ha bu ünvan. Real Madrid alamamış. Belki de yoktur kadınlar takımı. İnanılmaz bir spor kulübü. Bir de mesela insanların Fenerbahçe'ye bu konuda alay etmesi, işte yani siz de böyle ufak tefek sporlarla uğraşıyorsun. Abi uğraşı, para, emek. Orada çalışan onlarca, yüzlerce insan. Ya o kadar kıymetli ki şu madalyalar, ödüller. Yani uğraşa bak. Uğraşmak burada önemli olan. O parayı bulmak önemli olan. O parayı bulmak, o uğraşı vermek, o tesisleri kurmak önemli olan. O dakikadan sonra gidersin finale, Vakıfbank seni yener, Eczacıbaşı seni yener. Çok önemli değil. Ama sen bütün branşlarda bu emeği ortaya koyuyorsun, bu parayı ortaya koyuyorsun, bu gücü ortaya koyuyorsun, ismini ortaya koyuyorsun. En önemli şey Fenerbahçe'nin ismidir. Bak Beşiktaş mesela amatör branşlarda ismini koyuyor. İsim mesela o Beşiktaş'ı tutmuyor. Tam tersi küme düşüyorsun. Ve belki de Beşiktaş başkanı kongreye çıktığı zaman bu branşlarda küme düştük diye eleştiri alıyor. Güç kaybediyor Beşiktaş. Prestij kaybediyor. Yarın Beşiktaş voleybol markasını bir yerde satmaya çalıştığı zaman adam diyor ki bir alt ligdesiniz kardeşim. Beşiktaş da bir alt ligde. Yani Fenerbahçe bütün branşlara hem ismini koyuyor hem o ismin altını dolduracak parayı buluyor, yatırımı buluyor. Yani bunu öne çıkaracağım bir gün. Yılda zaten böyle 3 gün var maalesef. Çünkü bizim ülkede bu branşlar çok fazla gözüke gelmiyor. Ama final günü de göze gelir mesele. Final haftası göze gelir. Bir gün önceden başlasana şamataya hesabında. Finalimiz var. Fenerbahçeliler. İşte kadın sporcularımızla bilmem ne oynadık. Bilmem ne challenge yaptık. Yapsana baba. Yaptılar aslında onu da. Tabii öbürünün evet, gölgesinde kaldı. Otobüsünü yaparsınlar onun bir anlamı kalmıyor. 5 senedir final oynuyorlarmış değil mi? 5 evet, senedir. Kadınlar abi Fener'in ben bugüne kadar hiç alamamasına inanamadım. Galatasaray'ın varmış mesela EuroLeague şampiyonluğu kadınlarda.
Fener yeni almış. İnanılmaz bir şey ya. Alalım diyenin motivasyonu şöyle de bir motivasyon olur. Anlattığın şeyler güzel de. Apyap HP'li adam sapla menşin. Ne iyi gelir o bana be. İnciyi de korkarım. O bana ne iyi gelir be. Etkileşim. Sen dururken ağam. Çünkü böyle şeyleri yapamıyorlar. Bak geçen sene Galatasaray ya da hangi sayıda hatırlamıyorum. Zorlu sezonu diye bir fotoğraftan resmi siteden zorlu diye yayınladılar. Ve bu mesela bu kadar aptalca durmadı. Ama bizimkilerin böyle bir şey yapma yetisi de yok. Zaten bu güzel de bir şey değil. O yüzden böyle hepimizde dalga geçeceğimiz bir şey çıktı ortaya. Bu bunun şey yani şunu Galatasaray taraftarıyım. Ekşi Sözlük'teki şey gibi oldu. Not çatladı kapı sporluyum. Bunun kolektif bir salaklık olduğunu ben bir spor sever ve bir ajans direktörü olarak üzerime alıyorum. Bu kolektif bir aptallık. Herkes yapıyor. İşte birinin depremden 3 gün sonra puanlarımızı ama alalım puanlarımızı demesi de aynı. Galatasaray'ın geçen sene 13. iken yemek yiyorlar Zorlu'da. Bunların kendi otelleri yokmuş gibi Zorlu'da buluşuyorlar anlaşılmasın diye. O da saçmalık. Ama Fenerbahçe'yi eleştirmemin sebebi şu. Bizimkiler zaten oralarda final falan oynayamıyor pek. Yani bugün çok farklı bir gündü. Bir milli bayrama dönüşebilecek bir günken bir nefret objesinin yancısı gibi bir şey oldu. Çok önemli bir gün. Mesela ben bugün bunu canı gönülden tebrik edip bildiğimiz kadın sporcular üzerinden kim daha çok biliyor şakası yapabilecekken saçma sapan bir şey oldu. Ne manası var ya? Abi her gün günde 3 saat falan sokak röportajı izliyorum. Bir dünyada da bu öyle. Türkiye'de de bu böyle. Bir tane önemli şey var. Ne yaptığın değil, yaptığın şeyi nasıl anlattın. Yaptığın şeyi anlatamadıktan sonra bütün branşlarda Avrupa şampiyonu olsam bile hiçbir anlamı yok. Fenerbahçe yaptığı şeyi en anlatamayan kulüp. Bütün siyasi anketleri izliyorum. Kimse kimin ne yaptığı, kimin geçmişi, kimin hangi partiyle ittifakı önemli değil. Herkes bir adama ikna olmuş. Bir adam birinin herkesi, bir adam yani her adam birilerini ikna etmiş. Bir yerden yakalamış herife. Çünkü mesela anketlere sorunca anketlerde mikrofon uzatılan adam %90 şey diyor. Sence kime vereyim? Başka aday mı var diyor. O aday tek seçenek olduğunu ikna etmiş. Yani o kadar önemli bir adam ki bu adam. Tek adam yani tek verebilecek adam bu. İkna etmiş herif. İki tane en büyük Avrupa Kupası'nı basketbolda aldığın gün otobüs fotoğrafı atma. Bir tane Arda atarsın. 5 tane basket atarsın. Girme o topa. Yarın yine gir. Öbür gün yine gir. Kayseri'den şey umma. Ulan biz bunları biraz motive edelim de belki Galatasaray'ı zorları umma. Oradan gelecek puan gelmeyi versin. Şahsi fikrim. Yani. Hasan artık Kaşıkçı'dan siyaset yorumları diye paylaşacak. Aynen. Tek adam rejimine ne diyor? Yok beni bir cimerlik edecek ya belli oldu. Bir cimerli geçecek etmeme şansı yok. 62-22'deki gibi yanda gülen de gidiyordur değil mi? Tabii ben, yatarsak beraber yatıyoruz hocam. Üstlü altlı ranza yaparız sen. Çok eğleniriz ha. Hemen ben bu özendirmeyelim de. 3 aya çıkarız zaten. Aynen. Herkesi bağlarız. Hocam bir saati geçti. Evet. Lütfen sövmeyin bize. Hepsi birer şakaydı. Gülün diye, eğlenin diye eğlenin. 10 numara bölüm oldu bence. Fotoğraf mı? Alırız buradan ya. Allah'a çok emanetsiniz. Keyfi de kalın. Keyfi izlemeye devam edin. Arkadaşlarınızı önerin. Tek başınıza izliyorsunuz. Birilerini de getirin buraya.